Abiler bunlar nedir? 2 metremiz var. Bu 2 metremizin artı ucuna böyle bir tane krokodili takıyoruz. Sonra şimdi aslında bir ref ayarına da biraz girelim. Arkadaşlar hep diyoruz ya dikkat edin dikkat edin. Şimdi ben nasıl sucuk patlatırsa göstereyim. Bunun da bir tanesini artı ucu ya benim kendi tornavidam var ya da buna bağlayacaksınız ki buradan ayar yapmak rahat oluyor. Oradaki voltajı alıp bunu da ana grounda bağladığınız zaman burada bir referans voltaj değeri göreceğiz. Onun için de bunu voltaj doğru gerilim 20 volta ayarlıyoruz ve bekliyoruz. Şimdi bunu açalım. Gecenin 12'sine yaklaşıyor saat, o yüzden çok bu arada konuşamıyorum, idare edin. Ev halkı neden birazcık imtina edebilir? Gerek yok. Ateşimiz sokakta kalmayacak. Şu ana kadar da tamamen bu interaction manuel dedikleri kitap çıkıyor var ya onunla gidiyoruz. Başka video falan açmadık. Şu ana kadar yeterli geldi. Ha buralar tabii ki bu şeyde yok, manuelde yok ama bunları da zaten hepimiz gibi sağa sola sorarak hepimiz öğreniyoruz. Sonuçta bu bilgiyi de paylaştıkça biriken bin olacağız inşallah yakın zamanda. Evet, bu arkadaşımı kapağını alalım. Görüyoruz ya, kapağı açınca önce volt değerine bakın. Neydi bu volt değeri? Pardon. Hani sizi göremiyorsunuz ama şurada kırmızıda, kırmızıda bakınca göreceksiniz. 115 volt sekmesi var. Amerika falan kullanıyor. Avrupa ülkeleri ve biz, ki biz de Avrupa ülkesiyiz. 230-220 volt kullanıyoruz. Oysa switch'in bu tarafa dönüp olduğundan emin olun ki zaten ben görüyorum. Siz de zaten emin olacaksınız bağladıkça. Şimdi bunu böyle takalım. Şimdi bu arkadaşın çinlenmek istedim mi birazcık? Burada kart soğutucu fanımız var. Bunlar TMC sürücülerimiz. Soğutucuları iyi ve herhangi bir yere kontak etmiyor durumunda. A sürücülerimiz A9988. Bir sorun sıkıntı görülmüyor. Şu bizim termistör kablomuz niye kasıyor kendini? Arkadaşlar bunu böyle niye yapmışlar? Aha ben bunu bakın şöyle şeyden attım. Fanın bu tarafından attım. Birazcık rahatladı. Çok gergindi. Şimdi bunu nereye koyayım ki? Yok diye düşmesin. Yes, şöyle yapalım ya. Düşmesin. Evet, işte bu. Hadi ölçelim. Bunu ölçmek için enerji lazım. İlk konu da gördük. Neyse çok sulandırmayayım. Ne yaptığımıza gelelim. Şimdi VREF, referans voltaj ölçelim. Bu ne oluyor? Sürücünün sürebildiği akımı buradaki referans voltaj değeriyle ayarlıyorsunuz. Her sürücünün kendi özel hesaplama yöntemi var. Mesela DRV ve A sürücüler bu stepin dayandığı akımın yarısına kadar referans voltajı kabul ediyor. Bu ne demek? Bunlar 1.30 amperlik stepse 1.30'un yarısına kadar 0.65 volt. Bunların hesaplamaları var. İlgilenen varsa gider kafa yorar. Ben şu anda çok ilgilenmiyorum. TMC'nin ayrı bir hesaplanması var. Yine MKS'nin kendi sitesinde de var bu hesaplamalar. Veyahut da Boolean'ın SKR1314'ün handbook'unda da bunları göreceksiniz. Merak eden arkadaşlar oradan bakarlar. Şimdi ben bunu en dıştaki şu ana enerji girişinin kasaya en yakın olan kısmı eksidir. Oraya bir değdiriyorum. Sonra bunları yapmadan şu var ya iyi bir şey, ışıklı. Ben bunu takmam lazım yoksa orada kısa devreye sebebiyet verir. Birazcık dikkatli olunacak bir hikaye. Evet şu anda süper görünüyor. Eksiyi aldım. Geldim. Bakın 0.80 yüksek
sürücü. İşte bunların A sürücüleri birazcık da akıma dayanıklı. Şimdi geldim. Bu ne kadar? Bu da 80. Bunları sökeceğimiz için şu anda çok şey yapmıyorum. Bunları birazcık ölçerken A sürücü, ÇTMC'yi dikkat etmek lazım. Niye? Çünkü soğutucuya değmemesi lazım. Nasıl bir yere dokunmam, ellemem lazım. Şöyle tek yerden referans alınmıyor. Evet. 1.15 ideal. Şimdi bunu buradan çıkardık. İyi bokeli kendimi de eskiden kurtuldu. Şimdiki şuradan şuna da bakalım. 1.16, 1.17. Güzel. Tamam. 0.8, 0.8 A'lar ki birazcık yüksek 0.70 olabilir. Ama kaldırıyor, ısınmıyor. Normal X ve Y'deki TMC 1.2'lerde 1.15'e ayarlı dokunmuyoruz. Kapatıyoruz makineyi. Şu TMC'lerini takalım. Hazır açtık. Enerjiyi sökelim. Soğutucuyu buradaki direncin, işlemcinin tam üstüne, sağındaki, solundaki entegrelere değmeyecek şekilde takmamız lazım. Buradaki dirençlerin de etkilenmemesi lazım. Kısa devre yaptırmayalım şimdi durduk yere. Evet, güzel. Bu oturdu. Bu görünüyor mu?